LGS'ye son 199 gün gördüğünüz gibi 200'de hanelerden 100'de hanelere geldik. 199, 198 zaman geçecek ama hala yeterince süremiz var. Hala çalıştığımızda çok güzel başarıları elde edebileceğimiz mükemmel bir süre var. Hemen günün sözüyle başlamak istiyorum. Bir hayaliniz varsa ona ulaşın ve asla bırakmayın diyor. Yani bir hayaliniz varsa arkadaşlar sakın sakın vazgeçmeyin. Yani bir fen lisesi, bir Anadolu lisesi, bir sosyal bilimler lisesi fark etmez. İyi bir insan olmak hayaliniz varsa olacaksınız. Vazgeçmeyin. İstediğiniz sürece başarırsınız. Şimdi günün yorumuna bakalım. Kübra Aşık 425 beğeni almış. Tebrikler Kübra. Hemen sorusuna bakalım. Hocam sorularım şunlar. Elimden geleni yapıp saatlerce çalışsam da daha ayrı yazalım. Çalışmamış gibi hissediyorum. Ne yapmalıyım? Birincisi Kübra hemen sonra cevaplamak istiyorum. Bir kere sen çalışmışsın. Bak elimden geleni yapıp saatlerde çalışsam da diyorsun. Öncelikle seni alkışlamak istiyorum. Sen çalışmışsın. Sen görevini yapmışsın. Helal olsun sana. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla şu anda gerekeni yaptığın için artık tevekkül etme zamanı. Yani bir anda hemen sınav sonucu gelecek. Hemen konuları öğreneceğim diye bir şey yok. Dolayısıyla sen çalışmakla birinci görevini yaptın ve şu anda gerçekten de alkışı ediyorsun. Kübra gibi çalışan bütün arkadaşlara sesleniyorum. Elinizden geleni yaptıysanız ve saatlerce ya da normal bir şekilde çalıştıysanız alkışlıyorum arkadaşlar sizi. Sizler şu anda görevinizi yaptınız. Bundan sonra yapmanız gereken tevekkül etmek. Zaten hemen bir anda şak diye başarı gelmeyecek. Yani konuyu öğrendim soruları da Konu... Öyle değil bazen hatalar olacak bazen yanlışlar olacak. Zaten bir konuyla alakalı bir, iki, üç, dört, beş farklı farklı soru tipleri var. Dolayısıyla siz konuyu öğrendiğinizde birinci soru tipini görüyorsunuz. Konuyu tekrar ettiğinizde ikinci soru tipini görüyorsunuz. Konuyla alakalı pekiştirdiğinizde üçüncü soru tipini görüyorsunuz. Zaten biz de o yüzden işte taktikli, zoru, dinamo, motivasyon denemeleri, sıfırdan farklı farklı kitaplar çıkararaktan size farklı farklı soruları göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla birinci bitse bile siz ikinci kaynağı, üçüncü kaynağı, farklı farklı kaynakları, çıkmış soruları, örnek soruları çöze 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 her tür soruyu görmüş olacaksınız. Ve belki birkaç kere konuları tekrar edeceğiniz için ki bizim de çok süper tekrar kamplarımız olacak. Detaylı tekrar, hızlı tekrar, son tekrarlar olacak. Mükemmel bir şekilde konuları bitireceksiniz. Dolayısıyla ile tevekkül edeceksiniz ve mutlaka mutlaka kendinizin motivasyonu yüksek tutacaksınız. Erken kalkacaksınız. Ben bugünkü görevlerimi bitireceğim diyeceksiniz. Birinci görevim şu, ikinci görevim bu, üçüncü görevim bu. Bitirdim. Elinden geleni yaptım. Artık tevekkül ediyorum diyeceksiniz. Zaten şöyle düşünün. Kübra'yı aldınız Galatasaray Lisesi'ne koydunuz. Kübra geldi algı. Oh bitti diyemezsin. Galatasaray Lisesi'nde de çalışacaksın. Galatasaray Lisesi'ni bitirdin tak senin cerrahpaşı koydular. Oh bitti cerrahpaşı girdin de diyemezsin ki orada çalışacaksın doktor olmak için. TUS'a girdin al sana TUS sonucu. Hayır hayatta her zaman gayret göstermek gerekiyor. Zaten ilk emirine oku. Okumamız gerekiyor. Gayret göster gerekiyor. Bizler tabii ki başarıdan, dinlenmekten, tatilden de keyif alacağız ama çalışmak da çok mükemmel bir şey. Harika bir şey. Bize Yaradan'ın verdiği mükemmel bir özellik. Dolayısıyla çalışacağız, sonucunu bekleyeceğiz ve çalışmaktan da keyif alacağız. Yani ben bugün bunları yaptım. Hatalarım da çıkıyor hala ama ben bunu yaptım ya. Ben görevimi yaptım, ben vazifemi yaptım diyeceğiz. Hemen şak diye nasıl hemen sonucu elde edeceğiz diye beklemeyeceğiz. Aa, böyle yok, bekleyeceğiz. Çalışmamış gibi hissetmen çok normal. Çünkü kazanacaksın Kübra'm. Şeye bakalım. Bazen vazgeçmek istiyorum ama başarmak da istiyorum. Bunu da daha iyi ayrı yazalım. Başarmak da istiyorum. Moralim düşüyor, neler yapmalıyım? Lütfen cevaplayın demiş. Az önceki sorunla aynı cevaba sahip esasında. Vazgeçme, başaracaksın. Yeter ki ama yeter ki görevini yap, vazifeni yap, ardından da tevekkül et. Yani işte soruları çözdüm. Ne oldu? 100 aldım. Ya bu okul yazılısı değil. Bu gerçek bir sınav. Gerçek sınavda sizi zorlayacak çok şey olabilir ama sizler sıkı sıkıya çalışacaksınız. Vazgeçmeyeceksiniz. Sizi vazgeçirmeye çalışacaklar. Ya boş boşver, vazgeç yapamazsın diyecekler. Zor olacak diyecekler. Siz diyeceksiniz ki hadi oradan. Ben çalışacağım ve kazanacağım diyeceksiniz. Çünkü bu sizin kendi kararınızla yaptığınız bir şey. Yani kendi kararıyla yaptığın bir şey. Karar almışsın. Ben LGS'ye çalışacağım diyorsun. Sonra birileri seni vazgeçiriyor. Niye vazgeçiriyor? E sen o zaman kararına sahip çıkmıyorsun. Kararına sahip çık Görevini yap, tevekkül et. Mutlaka güzel sonuçlar gelecek Kübra ve diğer arkadaşları da sakınıyorum. Günün kanalına baktığımızda tam da konumuzla alakalı zor ve ötesi. Matematik zor diyorlar. Ya hocam matematik. Ya zor olsun. Biz de zorun ötesini hazırladık sizler için. Yeter ki sınav düzeyinin bir tık ötesini çözün. Ve sınavda da zor sordukları zaman. Aa ben zaten ötesini çözmüşüm deyin dedik. Burada hatta sizler için o kadar zor sorular ki. işte full yaptığınızda deha. İşte bir yanlışta süper zeka, iki yanlışta efsane, üç yanlışta başarılı, dört yanlış yapıyorsun teste. Yedi soruda dört yanlış yapıyorsun akıllı. İşte beş yanlışta çalışkan. Yani normal neredeyse o kadar seçici sorular yani çok zorlayıcı sorular. Tabii karakolu okutaraktan soruların çözümünü de dinleyebilirsiniz. Zor değil. Ötesi arkadaşlar ama sınavda çıkmayacak kadar da zor değil. Yani LGS çıkabilecek en zor sorunun zorluğunda hepsini çözdüğünüzde zaten mükemmel bir şekilde başaracaksınız. Yeter ki vazgeçmeyin. Günün okulu Meram Anadolu Sesi Konya'da bekliyor sizi. Temizlendi pırıl pırıl. Şu anda pandemiden dolayı zaten iyice temizleyecekler ama okullar açıldığında sizler çalışıp başarıya ulaştığınızda Konya'daki çok çalışkan öğrencileri zaten bekliyor. Zaten başarılara bakar mısın? Tıp, mühendislik, diş hekimliği ya resmen şey yani yıkılıyor ortam. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ödülü soruya da yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.